görüntü 2 Ekim 2022 sabahı saat 5'te çekildi. 3 adam bu evin ön kapısının önünde duruyor. Silahları var ve maske takıyorlar. İçlerinden biri kapı zilindeki kamerayı görüyor ve eldivenli eliyle kameranın üzerini kapatıyor. Videonun büyük bir bölümünde görebileceğiniz tek şey eldivenidir. Ancak bir saniyeliğine elini kameradan çeker ve 3 adam da yakından görünür. Biri duvara yaslanmış, diğeri çömelmiş bir şekilde içeri girmek için çabaladıkları görülüyor. Ev sahibi nihayet telefonuna gelen hareket algılanan bildirimlerle uyandığında uygulamayı açar ve ancak gördüğü tek şey kamerayı kaplayan bir eldivendir. Daha önceki görüntüleri henüz görmemiştir. Ön verandasında kimin olduğunu belirlemeye çalışır. Adamlar cevap vermiyor. Ev sahibi polisi arıyor ama adamlar gitmiş olsalar da birçok kişi ev sahibini kapıyı açmaya ikna etmeye çalıştıklarını düşünüyor. Neden ev sahibini kapının önüne gelmeye ikna etmeye çalışmıyorlar? Büyük bir ihtimalle kamera kapalıyken kilidi açmaya çalışıyorlardı. Sonra içeri girdiklerinde yapmayı planladıkları şey belliydi. Bu kadın köpeğini gezdirmekten yeni dönmüştü. Kapı zili kamerası kadının köpeğinin tasmasını çıkarmaya çalıştığını ve hızla köpeğini alıp hemen içeri girdiğini gösteriyor. Bir adamın kapının önüne geldiğini ve kapıya doğru yürüdüğünü görüyoruz. Kapıyı açmayı deniyor ama kadın kapıyı tam zamanında kilitlemeyi başarıyor. Adam daha sonra eldivenlerini giymeye başlıyor. Ayrıca kadın adamın plastik kelepçe taşıdığından bahsediyor. Adam evin içine bakıyor ve kapıyı açmayı deniyor. Sonraki birkaç dakika içinde birkaç kez daha deniyor. Kadının komşusu dışarı çıkıyor ve adam onu gördüğünde ön bahçe hortumunu alıyor ve bahçe işi yapıyormuş gibi gözükmeye çalışıyor. Adam evin arka kapısına doğru yürüyor. Arka kapıyı zorlamaya çalışıyor. Ev sahibi kendini bir odaya kilitliyor ve polisi arıyor. Polis gelene kadar adam evin hemen hemen her penceresini kırmayı deniyor. Arka pencerelerden birini kırıyor ama içeri girmeyi başaramıyor. Polis geldiğinde adam gitmişti. Ev sahibi polisin onu teşhis edemeyeceğini düşündüğünden videoyu TikTok'ta yayınladı. Riverton Utah'lı bir çocuk Aralık ayında bir akşam saat 18 civarında basketbol antrenmanından eve yalnız yürürken yürüyüşünün bir noktasında iki adam tarafından sürülen dört kapılı bir sedan arabayı fark ediyor. Bu adamları fark ettiğinde daha hızlı yürümeye başlıyor. Adamlar arabayı çocuğun yanına kadar sürüyor. Camları açıyorlar. Çocuğa "Harikasın, arka koltukta şeker var" diyerek onu arabaya binmeye ikna etmeye çalışıyorlar. Bu olay çocuğun evinden birkaç blok ötede oluyor. Çocuk adamları görmezden gelip daha hızlı yürümeye başlıyor. Birkaç saniye sonra çocuk evinin ön verandasına ulaşıyor. Evlerinin önündeki kapı zili kamerası sayesinde her şey gözüküyor. Çocuk peşinden gelen arabaya bakıyor. Kapıyı açmaya çalışıyor ama kilitli olduğunu fark ediyor. Aynı anda arabanın geri vites lambaları yanıyor ve çocuğa doğru gelmeye başlıyor. Evin önünden bir taş alıyor, annesine sesleniyor ve "Uzaklaşın buradan" diye haykırıyor. Ve yan komşusunun evine doğru koşuyor. Komşu kapıyı açıyor ve çocuk içeri giriyor. Hemen kapıyı kilitliyor. Ardından arabanın döndüğünü ve birkaç dakika boyunca onu takip ettiği görülebiliyor. Araba evin etrafında pusuya yatmış bekliyor. Çocuğun dışarı çıkmasını bekliyorlar. Polisi çağırıyorlar
ve ifade veriyorlar. Graydon isimli bu çocuk erkekleri 30'lu veya 40'lu yaşlarda sakalsız olduğunu söylüyor. Adamların onu kaçırmaya çalıştığını da ekliyor. Bu video çevrenize dikkat etmeniz gerektiğini gösteren uyarıcı bir videodur. Jojo ve oğlu Daniel gece geç saatlerde eve dönüyorlar. Ön kapıyı açıp içeri girdiklerinde kapıyı arkalarından kilitliyorlar. Çevrede bir adam görülüyor. Eve doğru yürüyor. Hemen kapıyı açmaya çalışıyor. Jojo Daniel ile tartışıyor. Ve onu duş almasını söylerken o da çok yorgun olduğunu söylüyor. Jojo içeri girdikten sadece birkaç saniye sonra birinin ön kapı kolunu kurcalamasını net olarak duyuyor. Dışarı bakıyor ve bu adamı görüyor. Who is that? Get out of here! Get out of here! Ona gitmesi için bağırıyor. Adam bir adım geri gidiyor ama kameranın önünde duruyor. Cevap vermiyor ama boş bir ifade ile orada duruyor. Bazıları adamın kadın ve çocuğu eve kadar takip ettiğini düşünürken diğerleri evin yanında bir yerde bekliyor olabileceğini düşünüyorlar. Onların geri dönmelerini bekliyordu. Eğer kapının kilidi açılırsa ne yapmayı planladığı belli değil. Jojo polisi aradı ama onlar geldiğinde adam gitmişti. Bir adam evin dışında dolaşıyordu. Onu fark ettiğinde adamın bunu ne kadar kolay yaptığını düşündü. Evin dışındaki adam her yeri zaten biliyormuş gibiydi ve farklı pencerelere bakarak dolaşmayacağından endişeleniyordu ki buna kendisininki de dahil. Bunu gördü, polisi aradı ve daha sonra polisin geldiğini söyledi. Ama adam gittiğinde yapılabilecek bir şey yoktu. Polisler ona sadece panjur perdelerini ve pencerelerini her zaman kapalı tutmasını söylediler. Ortaya çıkabileceğinden endişelendi ve penceresinin dışına bir tür tuzak kurdu. Adamın onu görmeyeceğini ve üzerinden geçerek çok fazla ses çıkararak onu rahatsız edici bir şekilde adamın varlığından haberdar olacağını umarak iki ağacın arasına bir parça ip gerdi. Telefonunu aldı ve canlı kamera yayınını açtı. Penceresinin hemen dışında durup içeriye bakan adam daha öncekiyle aynıydı. Bu görüntüleri gördükten sonra annesinin odasına gitti ve adamdan bahsetti. Annesiyle birlikte pencereye geri döndüğünü söyledi. Perdeleri açıp adamı korkutmak için cama vurmaya başladılar. Polisi aradılar ama bir kez daha polis geldiğinde adam gitmişti. Kadın ve annesi bu eve yeni taşınmışlardı. Polis onları bırakıp gitmekten başka bir şey yapmadı. Ve kadın adamın bir gün yakalanacağına inanıyorum dedi. Kapı zili görüntüleri Arlington, Texas'ta bir evde meydana gelen patlamayı gösteriyor. 1 Ocak 2022 gece yarısı 2 idi.
birkaç evin aşağısında dev bir patlama meydana geldi. Patlamanın çok şiddetli olduğu bildirildi. Patlamaya tamamen kapatılmayan bir gaz cihazının neden olduğu bildirildi. Şans eseri olay sırasında evde kimse yoktu. Olaydan kaynaklanan herhangi bir yaralanma olmadı. Ancak hasar büyüktü. Sadece evde büyük yapısal hasar meydana gelmedi. Aynı zamanda uçuşan enkazlar da oluştu. Yakındaki binalar ve caddenin karşısındaki apartman sakinlerinin camları patladı ve park halindeki araçların da hasar gördüğü bildirildi. Patlamanın hemen ardından yetkililere birden fazla çağrı geldi. Bu video Eylül 2022'de TikTok'a yüklendi. Videoyu yükleyen kişi gece saat 3 sıralarında kapı zil kamerasının caddenin karşısında yürüyen bir adamı yakaladığından bahsediyor. Adam doğrudan evin ön verandasına doğru yürüyor ve kameraya doğru yaklaşıyor. Bu noktada adamın bıyıklı bir çeşit maske taktığını görebiliyorsunuz. Ev sahibi sonunda telefonuna gelen tüm bildirimlerden dolayı uyandı ve pencereden içeri bakan, kapısını açmaya çalışan adamı gördü. Bunun üzerine kıyafetlerini giydi ve adamı yakalamak için dışarı çıktı. Polisi aramayı ve bir rapor göndermeyi tercih etti. Adamın maske taktığı göz önüne alındığında muhtemelen kimliği hiçbir zaman belirlenmeyecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı, like atmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.